bırakıyoruz. Ben bir şey daha ekleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki Beşiktaş'taki kafenin kirasıyla acaba havaalanı aynı mı? Elbette ki değil. Bunu biz de biliyoruz. Onun hakkını zaten teslim ediyoruz ama gerçekten de bir uçurum var. Bu kadar uçurumu hak ediyor mu? Ondan çok emin değiliz. Onu da anlatacağız zaten önümüzdeki günlerde. Şimdi elimde aşure var. Hepimiz severiz, hepimiz yeriz. Bugünlerde de yiyeceğiz zaten bol bol inşallah. Aşure günlerindeyiz. Muharrem'in 10'unda aşureler kaynıyor. Bu geceki öykümüzün kahramanı Ayşe teyze yıllardır hiç sektirmez. Muharrem'in 10'u geldi mi aşuresini kaynatır. Ölmüşlerin ruhuna konu komşuya dağıtır. Bu sene de aşure yapmaya karar verdi Ayşe teyze. Alışverişe çıktı ve orada da aslında şunu gördü. Fırsatçılar aşure kazanına da dadanmış. Evet, aşurayı geldi. Buyurun. Aşure yapacak mısınız bu sene? Hazırladım, bu akşam yapacağım. Yaptım. Elimde uzunca bir liste. Bu listede yazan her şeyse aşure yapımında gerekli olan temel malzemeler. Bu arada bu listeyi hazırlarken biz mümkün olduğunca minimalize etmeye çalıştık. Şimdi bir markete geldik. Önümde market arabası. Aşurelik malzemeleri alacağım ve bakalım bu yıl aşure yapmak isteyenlere ne kadar mal olacak? Ya da soruyu biraz değiştiriyorum. Geçen yılı bu yıl arasındaki fark ne kadardı, hatırlıyor musunuz? 45, 20-25'i bulur. Bakalım tahminlerin ne kadarı tutacak? Hazırsanız alışverişimize başlıyoruz. İlk olarak 1 kilogramlık bir buğday alıyorum. Fiyatı ise 4.95. 1 kiloluk bir nohutun fiyatı ise 14.95. Sıra geldi son bakliyatı almaya. 1 kiloda bir fasulye alıyoruz. Fiyatı ise 9.95. Sıra geldi diğer malzemelere. İlk olarak fındık alıyorum 15.34, dut 8.31. Hemen şöyle biraz daha ilerliyorum. Üzümün fiyatı 10.67, cevizin fiyatı 11.24, incirin 23.98, kuru kayısının ise 10.63. Son olarak toz şeker ve tarçın aldık. Toz şekerin fiyatı 4.95, tarçının ise 3.45. Listemde yok ama son anda aklımıza geldi. Narsız aşure olmaz dedik. Süslemek için de 3 tane nar alacağım. Ne kadar tuttu? 117 lira 40 kuruş. Az bunlar ama ya, dağıtım için az. Hangilerinden fazla almamız lazım? Kuru yemişlerden birer tane daha almanız lazım. Hepsinden, şuranın hepsinden birer tane daha mı alacağım? Evet. Az dediler, her bir kuru yemişten birer tane daha aldık. Ne kadara mal olur, bir fikriniz var mı? 200 diyelim yani, tam aksesuarıyla falan. Ne kadar tuttu? 183 lira 95 kuruş. O biraz abartı olmuş. Oo, sizinki biraz çok diye mi acaba? Kuru fasulye geçen yıl ne kadardı? Geçen sene 4.95 falandı. Şu an 7.95. Nohut? Nohutun fiyatı 9.90'da, 14.95 şu an. Şeker ne kadardı geçen yıl? Şeker 3.25'ti, şu an 4.95. Sizce aşure yapanların sayısı azalır mı dersin? Azalır gibi görünüyor. Geçen yıl bu ürünleri 125 TL'ye falan maksimum alabilirdiniz ama bu sene 190 liralar üzerinde görüyoruz. Yani eskiden miydi o komşuda pişer, bize de düşer sözü acaba? Galiba.